Evdovi aşireti, tarihsel kökenleri eskiye dayanan ve Kürt aşiret yapısında belirgin bir konuma sahip olan Şikaki aşiretinin bir fraksiyonudur. Ana kökenleri botan olan bu aşiret, daha çok İran'ın Urmiye bölgesinin batısında, Kotur, Salmas ve Türkiye'nin Man bölgesinde yaşamaktadırlar. Küçük grupları Hakkari, Ağrı ve Azerbaycan'ın bazı bölgelerinde bulunmaktadır. Geçmişte Cizre Botan'ın Fınık Kalesi'nde yaşamışlar, Botan ve Van bölgesine Şemskanlı Hamza Bey sayesinde yerleşmişlerdir. Yezidi inancına sahip bir dönemleri olmuştur fakat şu an çoğunluğu Müslümandır. Musul çevresinde yaşayan bazı Şikaki aşiretleri ise Yezidi inancının bir parçası olan Meridyana'ya bağlıdırlar. Kuresini aşiretiyle birlikte yaşayan bazı evdoyu bireyleri Türkçe konuşmaktadırlar. Kaynaklara göre Ebdoin'in bağlı olduğu Şikaki aşireti, İran'ın Mazenderen bölgesinden gelen ünlü reşi aşiretiyle ilişkilendirilmektedir. Sınko İngiliz General Marks Skaks tarafından, Şikakilerin diğer bölümleri gibi yarı göçebe ve yerleşik bir yapıda olduğunu belirtilmiştir. Şikak aşireti bünyesinde, Avdobi ve Kardar aşiretleri arasında yer alan, Pisaka olarak adlandırılan iki liderlik soyu bulunmaktadır bu soyların birincisi, Selahaddin Eyyubi'nin seferlerinde yer alan Kürt liderlere dayandırılmaktadır. Aynı zamanda bu liderler Sultan Selahaddin'in süvari birliklerini oluşturuyordu. Bu iki aile arasında liderlik için sürekli bir rekabet vardı. 20. yüzyılın başında en az 3 lider Şikak'ın liderliği için yarışıyordu. En etkili liderlerden biri Avdobi Pisakalarından Ali Ağa ve onun oğullarıydı. Simko 1922'de bir isyan başlattı. İlk olarak Nasturi topluluğunu hedef aldı, ardından Urmiye bölgesine ilerleyerek bu bölgeyi kontrol altına aldı. Ancak İran hükümeti bu isyan hareketini bastırmak için büyük bir askeri harekat düzenledi. Simko'nun İran'a karşı olan direnişi sırasında yanında eski Osmanlı ordusundan eğitimli askerler bulunuyordu. Bu askerler arasında Kardarili Emirhan da bulunmaktaydı. Bu mücadele sırasında birçok müttefiki Simko'yu terk etti. Chicago Şireti içinde Emir hangi bir Simko'nun önemli rakipleri vardı. Reisler sık sık değişiklik gösteriyordu. Ali'nin kardeşi Yusuf liderliğindeki Avdobi pisakaları Ali'nin liderliğe yükselmesiyle dağıldı ve birçokları rakip Kadarlar tarafından öldürürdü. Simko'dan sonraki dönemde önemli liderlerden biri Kutaz A, diğeri ise Hacı Zabi A'ydı. Bu liderlerin Mamidi aşiretinden Eşret ile İran yönetimi arasında yaşanan olaylarda bir rolü olduğu söylenmektedir. Sinko, sağ tarafta oturan Evdûy aşiretinin liderlerinden Cafer Ağa'nın kardeşidir ve 1906 yılında Cafer A'nın öldürülmesi üzerine İsmail A. Sinko liderliği üstlenmiştir. Sinko, Doğu Kürdistan'da Kaçarlar ve Pehlêvi dönemlerinde etkinlik gösteren önemli bir Kürt lideriydi ve Kürdistan kahramanı olarak ün kazandı. Zaman zaman İran, Rusya, Osmanlı, İngiliz, Türkiye ve Irak karşı ayaklandı ve Tebriz'den Süleymaniye'ye kadar geniş bir etki alanı oluşturdu. Doğu Kürdistan'ın Selmas ve Ormiye bölgelerinin en güçlü aşiretinin liderinin oğlu olarak Doğan Simko, Osmanlı Devleti'nin 1910'da bölgeyi işgal etmesi sonrasında İran'a karşı direnişe geçti. Simko, Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya ile işbirliği yaparak Osmanlı İmparatorluğunu Kürdistan'dan çıkarmak için çaba harcadı. Ancak Rusya'nın çekilmesinin ardından İran'da bir dizi Kürt bölgesini ele geçirdi ve Ormiye ile Selmas şehirlerini kontrol altına aldı. Aynı dönemde bağımsız Kürdistan'ın lideri Muhammed Hiyabani ile ilişki kurdu. Simko, Seyit Daha'nın etkisiyle bağımsız Kürdistan fikrini benimsedi ve kısa süreli bir yönetim kurdu, ancak başkent olarak ilan ettiği Şahrik şehri düştüğünde Kuzey Kürdistan'a sığındı. 1922'de İngilizlerle işbirliği yapma kararı alarak Türkiye'ye yaklaştı. 1924'te İran tarafından affedildi, ancak 1926'da tekrar ayaklandı ve Selmas'ı ele geçirdi. 1925, Rıza Şah tarafından yenilgiye uğradı ve tekrar Kuzey Kürdistan'a geçti. 1928'de Pehlevi Hanedanı, Simko'yu affedeceğini açıkladı, ancak İran'a dönüşü sırasında Simko ve oğlu Hüsrev İran hükümeti tarafından öldürüldü ve cesetleri Ormiye'de halka teşhir edildi. Bazı anlatılara göre, Simko ailesinin soyu, annesinin kucakladığı bebeklerden birinin hayatta kaldığı şeklindeydi. Ancak bu hayatta kalan bebeğin cinsiyeti kesin olarak doğrulanamamıştır.